Una de las características principales de Estambul, la ciudad más grande de Turquía y una de las más grandes de Europa, es que está dividida por el estrecho del Bósforo, lo que propicia que la mitad de la urbe se encuentre en Europa y la otra mitad en Asia. La riqueza histórica y cultural de la que fuera la capital romana del Imperio de Oriente y del Imperio Otomano es única. Vamos a conocerla. İstanbul çok özel bir şehir. Bütün dünyanın göz bebeği bir noktada ve tarihi alan olarak, kültür varlığı olarak da çok son derece zengin bir metropol. Bizim yaptığımız araştırmalara ve tespitlere göre 30 bin kadar bir kültür varlığı envanterine sahip. Biz Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı olarak hem somut ve somut olmayan kültür varlıklarının korunması, gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması ve mevcut yaşayan insanlar tarafından tanınması, bilinilmesi açısından çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. İBB Miras bünyesinde yaklaşık şu an 80 kadar teknik personel çalışıyor. İstanbul'u karış karış geziyorlar. Haftanın 6 günü İstanbul'daki 30 bin kültür varlığına yönelik çalışma yürütüyorlar. Muratpaşa Haziresi restorasyonu ve hazire içerisindeki cami bahçesi içerisindeki Oğlanlar Tekkesi restorasyonu. Bu bizim için çok özel bir restorasyon faaliyeti. Muratpaşa Haziresi Fatih döneminden kalan nadide eserlerden unik bir cami ve haziresinde Fatih dönemiyle özdeşleşen bazı önemli şahsiyetlerin yattığı bir hazire. Burada kapsamlı bir restorasyon faaliyetlerinde başladık. Tabi uzun yıllardır atıl durumda olan, evsizlerin de konakladığı, zaman zaman kötü kullanımlara da tabi olmuş bir alan orası. Hızlı bir restorasyon çalışması başlattık. Ekibimiz titizlikle çalıştı ve güzel de bir sonuç aldık. Ve İstanbul genelinde birçok noktada tarihi çeşmelerde yoğun bir restorasyon faaliyetimiz var. 2020 yılı itibariyle 20 kadar çeşmenin kapsamlı restorasyonunu tamamlamış olduk ve bir o kadar çeşmeye de su bağlayarak İstanbulluların çeşmelerden su kullanmasını sağladık. Ve önümüzdeki yıllarda çeşmelere yönelik, tarihi çeşmelere yönelik restorasyon çalışmalarımız artarak devam edecek. Ayrıca çalışma alanlarımızdan önemli bir kısmı da sanat ögeleri. İstanbul geneline yayılmış çok özel sanat eserleri var. Bunlar zaman zaman cephe süslemesi, rölyef şeklinde karşımıza çıkıyor. Zaman zaman heykel olarak karşımıza çıkıyor. Biz İBB Miras ekibi olarak bu sanat ögelerinin, sanat eserlerinin konservasyonlarının yapılmasını sağlamanın yanı sıra düzenli bakımlarının ve temizliklerinin yapılmasını da sağlıyoruz ki restorasyon ihtiyaçlarını daha uzun vadelere yayabilmek açısından. Tabii İstanbul çok özel tarihi noktalara sahip ve yıllarca göz ardı edilmiş ve dokunulmamış çok özel tarihsel noktalar var. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Karasurları. Binlerce yıldır yaşayan çok özel yapılar ve 20-25 yıllık süreçte pek de iyi bakılmamış, müdahaleler görmemiş, ilgilenilmemiş noktalar. Biz tabii yok olmakla da karşı karşıya olan noktalar bunlar. Biz hızla göreve gelir gelmez Karasurları ile ilgili restorasyon süreçlerini tamamladık ve kapsamlı restorasyon faaliyetlerine başlama noktasında adım attık. İhalelerimizi tamamladık ve şu an Karasurlarında iki ayrı etapta, 8 ayrı tarihi burçta kapsamlı restorasyon faaliyetini yürütüyoruz. Ayrıca deniz surlarının üzerinde yer alan Bizans Sarayı olan Bukalyon Sarayı'nda kapsamlı restorasyon faaliyetimizi başladık ve İstanbul'un tarihsel açıdan en önemli noktalarından bir tanesi olan Tarihi Yarımada'nın merkezinde yer alan Yerebatan Sarnıcı'nda da
restorasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bitme aşamasına geldi. Bahar ayı itibariyle ziyaretçilere kapıları açar halde olacağız Yerebatan Sarnıcı'nda da.